Merhabalar, Gümrah ben. İstanbul Litvi'nin bu haftaki 5 dakikalık konuğuyum. Grafik tasarımcısıyım ve Cihangir'de yaşıyorum. Evimi aynı zamanda ofis olarak da kullanıyorum. Bu hafta benim için oldukça yoğun ama eğlenceli bir şekilde Berlin'de başlıyor. Pickpockets, dick pics, setbacks, life is no picnic. Sizinle çok hızlı bir şekilde paylaştığım Berlin turumun ardından 4 gün sonra yine Cihangir'deyim. Burası benim çalışma alanım. Çalışma masam ve kütüphanem. Zamanımın çoğu genelde burada geçiyor. Çalışırken çok fazla çay içebiliyorum. Eğitimi çok seviyorum. Özellikle yoğun deadline zamanlarında beni çok rahatlatıyor. Bunu Berlin'de buldum. Yeni sloganım. Eğitimimi Londra'da London College of Communication'da tamamladım. Ardından bir sene boyunca Up Creatives adında multidisipliner bir stüdyoda çalıştım. Türkiye'ye döndükten sonra IM Tasarım Ofisi'nde 5 yıl boyunca kurumsal kimlik tasarım odaklı işler yaptım. Sonrasında biraz daha editoryal projelerime zaman ayırmak istediğim için kendi işimi yapmaya başladım. Magazin kültürüyle hep çok fazla yakındım. Küçüklüğümden beri dergi satın almayı, arşivlemeyi ve tekrar tekrar bakmayı çok seviyorum. Bunlar favorilerimden bazıları. Özellikle bu 1987 sayısı. Ne varsa eskiler de var. Bu aralar çok fazla dergi var. Ben bile takip edemiyorum. Grafik tasarımcısıyım ve Başak Burcu'yum, evet. Gittiğim yerlerden bir şeyler toplamayı çok seviyorum. Özellikle sonu gelmeyen tasarım blokları yerine yakınlarımda bir yerlerde böyle bakabileceğim, dokunabileceğim işlerin olması beni çok mutlu ediyor. Berlin bu konuda bir cennet. Her yerde inanılmaz bir tipografi ve baskıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu aralar neler yapıyorum? Çok yakın zamanda tamamlamış olduğum bir proje bu. Aynı zamanda isim çalışmasında yaptığım. Buldağ'ın 1100 metre yüksekliğindeki eteklerinde bulunan bir ölü çiftliğinin kimlik tasarımı. Sınırlı sayıda üretilen, kişiye özel kavanozlarda tek tek elle paketlenen balları var. Çok severek yaptığım bir işti. Bu bir kitap tasarımı. Sanatçı Tayfun Serttaş'ın Nadire Kabineleri adlı sergisini takiben tüm işlerinin ve araştırmalarının yer aldığı kitabın tasarımıydı. Bunlar Tayfun'un işleri, çok seviyorum. Doktor Abdullah Bey kitap boyunca hikayesini dinliyoruz. Kendisi Kızılay'ın ve Osmanlı tarihindeki ilk doğa tarih müzesinin kurucusu. Bunlar müze yanarak kül olduğu için geriye kalan tek şey müzeden envanterleri inanılmaz bilgiler içeriyor. Bu proje bugüne kadar yapmış olduğum en farklı kimlik tasarımlarından biriydi. 2016 Ocak ayında tamamladığımız bir projeydi. Eyüp Belediyesi'nin Eyüp'ün tarihi dokusunu biraz daha ortaya çıkarmak adına açtı. Konkura katılmıştık Superpool ekibiyle beraber. Aralarında Mehmet Erdener, Selva Gürdoğan ve Gülcan Evrenos'un da olduğu 6 kişilik bir ekiptik. Eyüp'ün tezatlıklarından yola çıkan 4 fikirden oluşan bu kitapçığı hazırladık. İnsana ve tabiata yaklaşım kılavuzu adı altında. İkiliklerden biri olmak diye. Bunlar Eyüp'ün önemli bölgelerinin logoları. Hepsi kendi hikayelerini ve tarihini anlatıyor. Branding doğası gereği biraz daha kapitalist bir düzende var olabiliyor. Fakat bir semt için kimlik tasarımı yapmak daha duygusal bir yaklaşımı gerektiriyor. Sanırım bu projede beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri de buydu. Son olarak Calling var. Calling bu aralar en çok vaktim olan projelerden biri. 2 ayda bir çıkan bağımsız kültür ve sanat dergisi. Her sayı farklı bir temayla çıkıyor.
Son iki sayıdır Rowling'in kreatif direktörlüğünü yapıyorum. Temanın belirlenmesinden röportajlara kadar oldukça aktif bir bölüm var dergide. Çok fazla sayıda yazar ve çizerin emeğiyle ortaya çıkan bir proje. İki ayda bir çıkmasına rağmen çok zamanımız oluyor. Türkiye gibi piyasada çokça sıkılıp üzülsek de günün sonunda karşımızda bunu görünce ilk günkü heyecanımıza hep geri dönüyoruz. Bu hafta 5 dakikanızı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta İstanbul'un bir tribünde çok sevdiğim fotoğrafçı arkadaşım Murat Sivri'yi görmek istiyorum. Görüşmek üzere.